Evet, yanımızda Urca Petrolspor'un iki değerli oyuncusu Ali İhsan ve Sabri var. Yeni katıldılar onlar da aramızda. Ali İhsan, senle başlayalım. Düşünceler alalım. Üçüncü haftadayız. Evet. Takımımız bir galibiyet, bir yenilgisi var. Karşı takımda güçlü bir takım. Düşüncelerini kısaca alalım. Yani buraya gerçekten takım olarak kazanmaya geldik. Dediğiniz gibi bir galibiyet ve bir mağlubiyetimiz var. Bu maçı almak zorundayız. İnşallah centilmence geçer. İnşallah bir sıkıntı olmaz. İki tarafa da başarılar diliyorum ama kazanan da biz olmak istiyoruz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Peki, başarılar diliyorum. Sabri, sen de devam edelim. Sen de yeni katıldın. Aynen. Evet, ilk maçım. Yani bir mağlubiyet, bir galibiyetimiz var. İnşallah bu maçı alacağız. Yani önümüzdeki rakiplerin önüne geçmek istiyoruz. Sen hangi mevkide oynuyorsun? Orta saha oynuyorum şu an. Orta saha oynuyorsun. Aynen. Kişisel hedeflerin neler? Ya forvet benim için gol atması daha önemli. Yani atmaktan çok attırmayı düşünüyorum. Öyle işte başarılı şekilde ilerlemek istiyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Yanımızda Sual Tekniği'nin iki değerli oyuncusu Mazlum ve Hamza var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, çok kritik bir hafta, kritik bir karşılaşma. Rakibiniz geçen hafta yenildi. Farklı bir skorla yenildi Derya Spor'a. Bu maçta biraz tabii ki asılacak maça. Çok değerli bir rakip ve değişimde birkaç tane oyuncusu değişti. Mazlum, senle başlayalım. Süper, çok güzel, turnuva çok güzel başladı, çok iyi başladı. 5 golün var yanılmıyorsam. Aynen abi. Takımına çok destek veriyorsun. Her zaman zaten ayağın çok iyi, her zaman beğendiğimiz bir oyuncusun. Ve ay sonu da bu en değerli oyuncuya vereceğimiz ödülde yaklaşıyorsun birkaç oyuncuyla beraber. Plakete. Düşünceleri alalım maçla ilgili. Abi, turnuva hakkında konuşursak bayağı bir İyi bir turnuva. Yani organizasyondan çok memnunuz. Ya bugün biz de bayağı iyi geldik. Bir onur eksik işte. Defansta biraz problem yaşayacağız. Bakalım onun eksiğini kapatmaya çalışacağız. Ya zaten benle Hamza varız. Sıkıntı yok. Biliyorsun. Ya göreceğiz abi ya. Rakip önemli değil, biliyorsun bizim için. Hamza, sen de devam edelim. Şimdi bir sürprizim var herhalde. Sürprizden kastım buradan Serik'te okuyan kız arkadaşıma onu çok sevdiğimi söylüyorum. Turnuvaya dönelim artık. Bu kadar çıkmaydı. Turnuvaya dönersek de gerçekten size yakışır bir turnuva. Bütün takımlar çok iyi. Gerçekten rekabet içindeyiz. Geçen haftaki galibiyetimiz çok bir farklı olmadı. Maçı saldığımızdan dolayı zaten o kadar düştü fark. Rakip takıma başarılar diliyorum. Turnuvadaki bütün takımlara başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bir soru soracağım sana. Şimdi benim gözlemlediğim şey şu. Evet. Baktığınız zaman aslında bir defans oyuncusu yok yani. Evet. Defans bir şey değil. Bu size ileride sorun çıkarır mı? Onu düşünüyorum. Yani ileride bir gece yaşar mısınız? Yok. Şöyle düşünüyorum. Bizim takımda sıkıntımız yok yani. Bizim takımda savunmaya yönelik oyuncumuz yok. Fakat savaşçımız çok. Mücadeleyle kazanıyoruz zaten defansif olarak. O yüzden az gol yiyoruz. Çok mücadele eden takım zaten gol yemez. Az gol diyorsun ama iyi. 7 2 abi 8 attı. Bir 5 yedik, bir 3 yedik. 8 yemişiz yani. Bak, 8 düşün. Gol yedik. Az gol derken şimdi 3 4 gol yani, yiyenler de var yani. Ya sonuç olarak çok atarak az gol yedik. Ya onu söyleyeyim ben. Bizim böyle aslan gibi 2 tane oyuncumuz olduğu zaman tutan, atan biz her türlü alırız. Bize rakip dayanmaz. Favori olarak bu ikisi olduğu sürece favori olarak. Teşekkür ediyoruz. Özellikle hakemle gerçekten rica ediyoruz. Hatta o sahne bizim adil konuşmuştuk. O da bayağı şey yaptı. Yani takım kaptanlarına çok iş düşüyor. Lütfen itirazlarda, itirazımızı edelim ama şiddetli olmasın. Çünkü hepimizin bu arkadaşın çoluk çocuğu var. Sizlerin de genç insanlarsınız. Yani bunda da sizden diyeceğim. Bir kumandan bir ön kanat çıkmasın oğlum. O yüzden konuşuyorum zaten. Bu takıma da başarılar diliyorum. İnşallah güzel maç olur. Bize güzel bir oyunda. Hamza, küpeni çıkarır mısın birader? Çıkaralım. Kulağını bir şey kopar, Allah korusun. Ne dinle, ne yapıyorlar? Öyle gelsin. Çık hocam.
Bas. Evet, iki takım da artık hazır. Çok güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Haftanın maçında Uncalı Petrol Sual Teknik mücadelesi. Evet, seremoni başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Evet, karşılaşma Gökhan Uzun'un vuruşuyla başladı. İki takım da gerçekten iki takım da gerçekten 3 puan için savaşacak. İki takımda da usta ayaklar var. Sual Teknik'te Volkan, Mazlum, Avşar hepsi değerli oyuncular. Hamza. Evet Oğuzhan, bu maç gerçekten güzel maç olacağı benziyor. Üçüncü haftanın en güzel, en kritik maçlarından bir tanesine daha geldik. İkinci hafta iki tane maçımız vardı. İki takıma da başarılar diliyorum. Yalnız bol gol bekliyorum ben. Evet, ilk maçta 2-0. Kesinlikle. Ama bu maçta da ben favorim Uncalı. Diyorsun. Tabii. Hadi bakalım. Evet, karşılaşma başladı. Uncalı'da kaleci Mehmet Can Güder, stoperde Muzaffer Saydam, Mehmet İşleyen, Fatih Tatoğlu. Orta sahada Ali İhsan Sabri, Mustafa Özcan, ileride Gökhan Uzlu ilk 8'i. Sual Teknik'te kalede Ali, Murat, Avşar, Oğuzhan, Hamza, Mazlum, Durmuş ilk 8 ile. Evet, köşe atışı kullanacak Uncalı Petrol. Orta, bir kafa, orada Mazlum. Murat uzaklaştırdı. Defansta Fatih. Şimdi Sabri. Sabri. Volkan kullanacak taç atışını. Volkan'dan Hamza'ya. Hamza. Hamza pasını verdi, orada Fatih'ten döndü. Şimdi orada Durmuş araya girdi. Durmuş pasını verdi Volkan'a. Volkan'dan Durmuş'a. Durmuş pasını verdi. Mazlum mükemmel vurdu. Top dışına çıkıyor. Gerçekten çok etkili bir oyuncu Mazlum, değil mi? Kesinlikle ve geçen haftanın hırsı hala duruyor Mazlum'da, daha ilk pozisyon ama küsmesin oyuna. Evet, Hamza. 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 Out. Evet, iki takım da hızlı başladılar gerçekten oyuna. İki takım da galibiyeti istiyor. Mehmet Can Güder. Biz bu evet, Mehmet Can'ın Derya Spor maçındaki kurtarışı, onu yarın inşallah yayınlayacağız. Mükemmel bir kurtarış yapmış. Yani Güngör'ü de unutmamak lazım ya. Güngör'ün de inanılmaz aynı. İki takımın kalecisi de iyiydi yani o gün. Evet. İki takımın kalecisi de gerçekten iyiydi. Evet, karşılaşma başladı. Uncalı'nın biraz daha puana ihtiyacı var. 3 puanda. Az kadroyla gelmiş bile. Geçen hafta kadrodan bayağı bir farklı bir kadro. Evet, farklı. İşte o yüzden favorim o diyor. Geçen haftaki kadroya gelseydi Sual Teknik diyebilirdim, evet. Yani. Tabii 14 kişilik kadroları var takımların tamamlaması gereken. Tabii ki o kadroları kullanıyorlar. Kesinlikle. Tabii neticede çok az lisanslı oyuncu çok fazla yok zaten. Evet, şimdi Sabri. Sabri ortaladı. Ali. Evet, kaleci Ali. Ön adamınla gel. Adamınla gel. Ali. Şimdi Volkan'a. Volkan Gündüz. Karşısında Mehmet İşleyen vardı. Şimdi Sabri. Sabri de gerçekten ayağına çok hakim belli. Avşar kaptı. Avşar vurdu. Mehmet kurtardı. Mehmet Can Güder. Evet. Etkili bir şut değildi herhalde çok. Kaleyi zorlayan bir şut değildi. Evet. Doğru. Volkan. Pasını verdi Hamza. Hamza vurdu. Top dışarı çıkıyor. Hamza, Mazlum, Volkan, Durmuş. Geçen yeni gelen. Sual Teknik'in yıldız oyuncusu Volkan abiydi. Ama bu hafta bakalım nasıl olacak, nasıl oynayacak, ısınmadan... Volkan çok gizli kahraman ya, çok ataklarda, gollerde ciddi katkısı var. Kesinlikle. Şimdi Oğuzhan, Mazlum alamadı, orada Muzaffer var. Muzaffer döndü. Evet, top Muzaffer'de, Muzaffer. Mehmet İşleyen, Durmuş bastırıyor orada. Durmuş'tan şimdi Oğuzhan'a. Mehmet İşleyen, orada Oğuzhan girdi araya. Evet, büyük tecrübe Oğuzhan. Bence de çok iyi kesti onu. Şimdi Sabri, Sabri, Sabri. Volkan. Volkan'dan şimdi Mazlum ama hayır, Muzaffer. Şimdi Volkan. Volkan'dan Murat'a. Murat, şimdi Durmuş. Top ayağından çektim.
Volkan baktı sağına soluna, en doğru yeri her zaman görüyor, durmuş Mazlum. Güzel bir pozisyon, evet. Korner kullanacak. Topun başına Mazlum geçti. Evet, bakıyoruz. 2-3 Suel teknikli oyuncu. Ortaladı, bir kafa. Durmuş'un kafası top taça çıkıyor. Evet, Uncalı Petrol'da gerçekten, eğer bu takım ısınırsa birbirine, değil mi? Çok tehlikeli bir takım. Hamza girdi araya. Hamza! Hamza! Muzaffer'den döndü. Mazlum'la Hamza'nın ben ikili diyaloglarını çok seviyorum maç içinde ya. Değil mi? Vallahi. Çok birbirini çok seviyorlar ama. Aynen öyle ya. Öyle olması lazım zaten. Evet. Şimdi orta bir kafa, orada araya girdi Fatih Avşar. Sabri. Gökhan Uzlu, Murat, kaleci çıktı. Durmuş. Karşısında Mehmet İşleyen var. İyi kontrol. Durmuş. Mehmet İşleyen, taç. Durmuş taç açışını, bu taç atışını bir türlü söyleyemiyorum ya. Taç atışını falan. Evet. Mükemmel vuracaktı. Gelmedi. Ali İhsan uzaklaştırdı. Evet Ali. Kaleci Ali. Enfes bir gol izleyebilirdik. Evet. Ali, evet, yanlış. Ali İhsan. Ali İhsan. Karşısında Hamza var. Ali İhsan. Evet, orada hakem görmedi herhalde. Şimdi Volkan. Volkan. Hamza. Şimdi Durmuş. Durmuş'tan pas Volkan'a. Volkan. Evet, Gökhan Uzlu girdi araya. Gökhan Uzlu. Top Gökhan Uzlu'da. Gökhan Uzlu. Pasını verdi. Hamza her yerde gerçekten. Yerdeydi daha. Yani oraya ne zaman geldi? İyi basıyor Hamza. Şimdi kullanacak taç atışını Uncalı Petrol'de Ali. Şimdi kontra atak Mazlum. Mazlum döndü. Mazlum pasını verirse tehlike. Mükemmel bir gol mü? Hayır. Gerçekten al da at dedi Mazlum Volkan'a. Al da at dedi ama orada, evet, bir sakatlık mı var? Bugün niye böyle? Bugün bir günlerden pazartesi, haftanın ilk günü niye mi böyle? Ben Fettah Can bugün günlerden. Şimdi Mehmet İşleyen, orada araya girdi Uncalı savunması. Şimdi Sabri, Avşar girdi araya ve korner, köşe atışını kullanacak. Gökhan ortaladı, Fatih'den önce Avşar girdi araya. Şimdi Muzaffer. Avşar ve Gökhan'ın mücadelesi. Şimdi top Hamza'da. Hamza pasını verdi Mazlum'a. Mazlum şimdi Durmuş kaptırdı. Sabri kaptırdı. Hamza, yine Sabri. Şimdi Mazlum. Mazlum'dan Murat'a. Ali İhsan Murat mücadelesi. Murat iyi döndü. Murat. Evet, Ali İhsan orada. Bırakmadı oyuncuyu. Şimdi Avşar. Avşar orta. Fatih'den döndü. Şimdi Sabri. Sabri. Top dışarı çıkıyor. Sabri'nin ayağına hakim Mazlum. Müthiş pas. Yetişemedi Hamza. Devam. Evet, Hamza müthiş döndü. Evet, faali verdi hakem. Fatih'in yaptığı hareket faal. Evet, Mehmet İşleyen. Evet, iki takımın da anlayışı futbol. Gerçekten bunu hissediyoruz. Volkan topun başında. Arkadan Mazlum bomboş. Evet, bomboş bıraktılar. Orada tabii Ali İhsan. Boyu kısa olmasına rağmen kafa golleri de atıyor Mazlum, biliyorsun. Hamza Volkan etti. Pasını verdi. Durmuş, gol! Gol. Durmuş attı. 1-0 önde. Suel teknik Durmuş'un şık vuruşuyla. Evet, Uncalı Petrol gerçekten çalışılmış bir gol. Nerede çalıştılar acaba? Bilmiyorum ama yani. Fabrikada falan. Bayağı güzel goldü yani. Evet, güzel goldü. 1-0 önde Suel teknik. Suel Teknik de bu karşılaşmaya, her karşılaşma olduğu gibi önem veriyor. Mazlum kaptı. Mazlum 2. Aa evet, vuramadı Volkan. Gerçekten çok tehlikeli oynuyor Mazlum. Sabri. Hamza girdi. Evet, orada. Hamza gene. Evet, itirazlar bizim günlük hayatımızın bir parçası. Ama Hamza sert oyuncu zaten ya. Böyle olması lazım aslında. Agresif olmaması lazım pek fazla ama. Evet. Şimdi orta, top çıktı.
1-0 önde Suel Teknik, Durmuş'un attığı golle. Durmuş da Onur'u aratmıyor. Değil mi? Durmuş. Onur ilkel hareket devam dedi. Gökhan pasını verdi kaleci Ali. Durmuş şimdi Murat. Murat Uygun pasını verdi. Orta alanda sanki büyük açıklar veriyor Uncalı Petrol gibi geldi bana. 6 numaranın ismi neydi? Canım benim, yani böyle yapacaksak yani git B12 ilacını al gel bana göre balık yağını. O neydi, bu neydi, şunu hatırlasam. Ondan dolayı kanan bir şey yani. Sabri. İleriye gidip geri gelmemesinin sebebi. Durmuş ortaladı. Volkan. Şimdi Oğuzhan vurdu. Mehmet İşleyen'den döndü. Kontra atak mı? Orada Avşar. Evet, Avşar mevkisinde oynamamasına rağmen defansif özelliğiyle gerçekten çok katkı sunuyor takımına. Volkan kontrol edemedi. Durmuş şimdi Mehmet İşleyen. Döndü Hamza. Yine ani bir atak. Volkan. Volkan. Volkan ortaladı. Mazlum. Evet. Vardı mı? Ne yapayım? Şimdi Muzaffer. Muzaffer'den Ali İhsan'a. Evet, Ali İhsan. Ali İhsan. Orada döndü. Ali İhsan. Hala top Ali İhsan'da. Pasını verdi Muzaffer'e. Muzaffer kontrol etti. Baktı. Ortaladı. Nereye? Ters bir şut. Köşe atışını kullanacak. Evet, Uncalı Petrol. Skor 1-0. Evet. Durmuş'un attığı şık golle 1-0 önde Uncalı Petrol. Ha, özür dilerim Suel Teknik. Dilimiz sürçüyor bazen. Orta. Hamza girdi. Şimdi Mazlum yakalarsa gol olur. Mazlum vuramadı. Mehmet İşleyen'den mükemmel müdahale. Hamza! 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 2-0 oldu. Hamza. Evet, kameraya doğru geliyor Hamza. Maç öncesinde sevgilisine evet sevdiğini söyledi ve bu attığı golle de ona, gerçekten o şanslı kıza buradan kardeşimize selamlar söylüyoruz. Çok şanslısın. Böyle bir sevgilim var. Bana sor gel. Şimdi Sabri. Maçı bırakmayacak Uncalı Petrol. Sabri. Avşar girdi araya. Çok katı savunma, güzel savunma Suel Teknik. Yani. İşte benim anlamadığım taraf da o. Hiçbiri savunma menşeili oyuncu değil yani. Ama ona rağmen işte takım yani savunması yapıyorlar. Çok enteresan. Suel Teknik'e bir tane savunmacı söyleyeyim mi? Volkan. Hamza'ya gelirse tehlike. Neler oluyor? Neler oluyor? İnanılmaz o. Evet, top çıktı. İnanılmaz. Gerçekten. Uncalı Petrol. Ciddi anlamda. İşte yeni takım olmalarının tabii ki verdiği sıkıntılar yaşıyorlar bence Uncalı Petrol. Ama Yakup'un eksikliği çok belli ya. Çok. Tabii Yakup ayaklarına bileklerine çok hakim bir oyuncu. Var mı onun? Neticede. Vardı yani. Ama şöyle bir şey görüyorum. Şimdi Ali İhsan, ondan sonra 3 tane telefon biraz hazır. Tamam. Evet. Bir önüne. Orta Gökhan Uzu'dan. Şimdi Avşar. Avşar kaptırdı ama yine aldı. Fatih. Fatih. Maçı. Evet, Fatih. Orada. El atışını kullanacak Suel Teknik. Oğuzhan yanındakiyle paslaştı. 2-0 önde Suel Teknik. Şimdi Avşar. Avşar'dan tekrar geriye dönüş. Yerden pas Hamza. Hamza anlaşamadı. Uncalı Petrol ata uzaklaştırılıyor top şimdi. Mazlum. Mazlum. Taç Suel Teknik'in. Hemen kullandı Mazlum. Ahmet. Ahmet aldı. Şimdi tekrar Mazlum. Mazlum. Mazlum yerden Ahmet. Ahmet Mazlum. Ve taç atışı geliyor. Uncalı Petrol. Sabri şimdi taç atışını kullanacak. Uncalı Petrol'le. İleriye bir pas. Avşar'dan seken top. Bu arada orada faul var. Murat'ın müdahalesiyle faul. Yok, evet. Şimdi bazı oyuncular tabii ki refleksi daha bir sert veriyorlar tabii ki. Evet, Gökhan Uzu kullanacak.
Gökhan. Orta Mazlum'dan döndü. Gökhan. Top çıktı. Kullanacak Suel teknikte Durmuş. Durmuş'tan Volkan'a. Volkan'dan Durmuş'a. Durmuş Volkan'a verdi. 3'e 2. Volkan. Volkan. Topu düzeltti. Volkan. Top hala Volkan'da. Volkan. Ya inanılmaz gerçekten. Savunma o kadar çok SOS verdi ki. Mazlum attı. Gerçekten muhteşem bir gol. Volkan'ın katkısı büyük. 3-0 oldu. Gerçekten sevgili futbol severler, Uncalı Petrol 3. gol yedi kalesinde. Tabii ki bir gol atarlarsa futbolda her zaman, halı sahalarda özellikle. Mazlum girdi araya. Mazlum pasını verdi Durmuş'a. Durmuş'tan Volkan'a. Volkan. Şimdi Oğuzhan Mutaf. Oğuzhan'dan Hamza'ya. Hamza kontrolü güzel. Hamza pasını verdi. Uzaklaştırdı Uncalı savunması. Murat. Oğuzhan. Şimdi Durmuş. Volkan. Volkan'dan Avşar'a. Avşar. Orada Fatih var. Sabri ile Avşar'ın mücadelesi. Şimdi Volkan. Volkan pasını Avşar'a verdi. Avşar'dan bomboş gol mü? 4-0 oldu. Gerçekten enteresan şeyler oluyor. 4-0. Bana yaz bana. Ciddi açıklar var. 4-0 oldu sevgili futbol severler. Gerçekten evet, enteresan şeyler. Yani 4 tane golü olsan 4 golü birden yemesi enteresan değil mi sence de? Çöküş. Takım oyunu ve çöküş. Sabri Murat'tan döndü. Şimdi Hamza. Hamza pasını verdi Avşar'a. Avşar'dan Murat'a. Murat'tan Avşar'a. Tek topu iyi oynuyor şu anda Suel Teknik. Şimdi Murat. Murat şimdi Mehmet İşleyen'den döndü. Fatih. Futbolda bir gol, biri ikişer gol çok şey ifade eder. Sabri vuracak mı? Sabri vuracak mı? Sabri vurdu. Top dışarı çıkıyor. Kal önde. Bravo Fatih. Pas orada. 4-0 skor. Enteresan bir skor var. Ben artı 7 oynamıştım. Artı 7 mi oynadın? Murat pasını verdi Volkan'a. Volkan döndü. Şimdi Avşar. Avşar. Ali İhsan girdi araya. Şimdi Muzaffer. Muzaffer. Kaleci Ali. Geçen haftaki Muzaffer olsa 4 gol atamaz yani. Durmuş. Durmuş topla ilerliyor. Durmuş. 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 Orada araya girdiler. Şimdi. Evet. Çok top, ayakta çok top durdu mu, topu çok ayakta daha doğrusu tuttu mu tabii ki sıkıntılar yaşanıyor. Avşar verdi Mazlum'a. Mazlum Avşar'a. Avşar'dan evet çok iyi paslaşıyorlar. Gerçekten çok iyi paslaşıyorlar. Gerçekten o 4-0 moraliyle çok güzel paslaşıyorlar. Bir gol daha mı? Evet 4-0. Bravo. Olamaz. 4-0'dan sonra zaten zor. Yani 4-1, 4-2 olsa neyse diyeceğim ama zor. Bundan zaten sonra zor yani. Yok, futbolda halı sahada bence zor olan bir şey yok. Taç açın kullanacak Mehmet İşleyen'le Uncalı Petrol. Mehmet İşleyen. Anne Fatih ya. Avşar. Evet orada. Evet şimdi Murat. Murat pasını verdi. Orada alamadı. Şimdi Sabri. Sabri de iyi döndü. Sabri. Top hala Sabri'de. Şimdi Özcan, evet orada kontrol edemedi. Şimdi Sabri, Hamza var. Evet orada faulü verdi hakem. Evet tehlikeli bir yer olabilir. Uncalı Petrol'ün bir gol atması lazım ki oyuna dönsün. Topun başında Sabri. Sabri topun başında. Sabri pasını verdi. Şimdi Ali İhsan vurdu. Ali'den döndü. Maçı bırakmıyor Uncalı Petrol. Şimdi Mazlum. Mazlum döndü. Mazlum döndü. İlk yarı sona eriyor. 4-0.
kendime Müslümanım. Dört sıfır ilk yarı. Oğuzhan hemen düşüncelerini alayım. 4-0 beklenen bir skor muydu? Bana göre değildi aslında. Değildi ama. Mazlum! Uf. Direkten döndü. Direkt. Neler yapıyor bugün Mazlum? Bugün neler yapıyor Mazlum gerçekten? Ben şuna inanıyorum. Uncalı Petrol 1-2 gol atarsa kalede Mehmetcan devleşir diye düşünüyorum. Onun da demoralize oldu biraz ama. Şimdi Mustafa Hamza girdi araya. Mazlum, Mehmet İşleyen var Mazlum. Mazlum döndü. Şimdi durmuş. Durmuş ortaladı dışarıda. Kaç kaç bitmişti geçen hafta ikinci hafta maçında. Fark yemişlerdi diye hatırlıyorum. Sarı kart Avşar'a geldi bu arada. Evet Avşar'a orada sarı kartı gördü Avşar. Gökhan Uzu topun başında. Bence yine de söylüyorum. 1-2 gol her şeyde işte. Çünkü şöyle şunu dayanarak söylüyorum. 7-5 yendi Red Bull'u. 4-3 son dakikada. Yani 1-2 gol yediği zaman Sual Teknik çözülebiliyorlar. Onun için diyorum. Sual Teknik kalecisi artık birazcık rahat. Bilmiyorum bu maç olacağını. Evet Gökhan. Gökhan ortaladı. Avşar'dan döndü. Mehmet İşleyen. Şimdi durmuş. O da ayağına hakim. İyi gördü Volkan'ı ama orada araya Mustafa girdi. Aman 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 aman. Aman. Orada sarı kartı görecek bu Mazlum. Yerden aldı biçti yani. Ya bilinçli tabii hakem o yapılmaz. Görmedi. Hakem görmediği için şu an sarı kart veriyor ama gören bir hakem olsa ben sanmıyorum. Yok şöyle söyleyeyim bilinçli olmayan hareketler. Fatih şimdi Sabri'ye. Sabri! Dışarı çıktı. Çok yokluyor değil mi Kali? En azından Sabri Sarıoğlu gibi vurmuyor yani. Aynen isimden Sabri Sarıoğlu. Bravo yani bravo. Yok buna şey diyelim Sabri yok Sabri iyi firki kullanan kim var? Mihailoviç falan. Sabri Mihailoviç. Sabri Sarıoğlu değil de. İyi döndü. Atarsa mükemmel bir gol oldu işte. İşte bu gol bakalım umut ışığı mı bakacağız. Mükemmel bir goldü gerçekten. Değil mi? Şimdi mükemmel. Dediğine katılabilirim erken gol. Sen de skora göre konuşma kardeşim. Skora göre konuşuyorsun yok, ya. Yok yok bir daha gol atamazlar. Diyorsun. Bence bir tane daha atacaklar. Ben artı yerde oynadım. Keşke atsalar yani. 4-1 oldu. 4-1 oldu. Evet. Evet 4-1. Murat pasını verdi Oğuzhan'a. Yoğun baskı var. Yoğun baskı var. Ben Bekim. Oyun bu kadar. Evet. Evet. Kalem. Şimdi Mehmet İşleyen taç açını kullanacak. Mustafa var yanında. Mehmet İşleyen. Şimdi Sabri. Karşısında Oğuzhan var. Sabri şimdi durmuş girdi. Murat. Ben sakatlandım herhalde. Evet orada. Mazlum yeter. Fatih de işin ilginç tarafı Mazlum'un arkasındaydı. Liseye geldi ama. Liseye geldi değil mi? Aynen. Az bu arada ben sakatlandım gibi topu tutarken benim bağlar olur artık ne yapalım yani yorumcumuz sen her zaman bizim aynen her zaman bizim evet corner evet evet Ali'ye değdi corner atışını kullanacak kaleye değdi ya evet, biz de gördük buradan değmedi. Saat abi nasılsın iyi Allah çok şükür kardeşim ya nasıl çok yakışıklı olmuşsun. Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Gömlek yakışıyor ama. Aynen, beyaz gömlek açıyor. Kafa! Out karar verdi. Kameranın görevi yapıyor, her şeyi yapıyor Saat abi. Her şey var Allah. Hafta sonu nasıl geçti Saat abi? Çok güzel. Hafta sonu. Benim arkadaş nişan yaptı. İyi oldu. Kim nişan yaptıysa ona bir yastıkta kocayın diyoruz biz Türkler. Bir yastıkta kocasın. Vallahi ama. Volkan döndü. Evet.
Orada abi, Mustafa. İlk defa gördüm. Yok o tilki gibi, o tilki gibidir vallahi. Dönme düşmek isterse düşer. Bu arada IVG yazıyor, IVG kargo. Öyle mi? Evet, şimdi kendi aralarında evet, bir gol daha izleyebiliriz. Kendi aralarında 3 oyuncu orada, Avşar çok tehlikeli, vurabilir. Volkan abi o taktiği yaptıysa büyük ihtimalle kaleyi tutar. Ha, gol olur mu onu bilemem ama büyük ihtimalle tutacak gibi. Topun başında Avşar'la Volkan var. 4-1 skor. Uncalı Beto bir gol daha atarsa maça dönecek gibi geliyor ama yerse de demoralize olacak gibi. Volkan pası Avşar'a. İyi taktik, evet. Aslında. İyi taktik. Bunu nerede çalışıyorlar acaba? Ben de sordum da fabrika dedi. Senin gibi şey Hamza fabrika falan filan dedi. Değil mi? Evet, Mehmet işleyen. Mehmet. Mehmet pasını verdi Mustafa'ya. Mustafa. Tekrardan Mehmet'e mi? Hayır. Mustafa şimdi pasını verdi Ali İhsan'a. Ali İhsan ortaladı. Korner. Uncalı Petrol bastırmaya başladı. Niye hep ikinci yarı açılıyor bu? Orta kaleci. Uncalı Petrol niye hep ikinci yarı açıyor? Sual Teknik de ikinci yarı hep. Pozisyonları veriyor genelde. Ben alamam yani. Ama zevkli maç izliyoruz. Ya, tabii tabii tabii. Bakmam. Cemal abimiz de var karşıda maçı. Şeyde izliyor. Onu da yorumlatacağım ben. Şimdi bak, Fatih. Bak, Fatih pasını verdi. Bomboş Mehmet işleyen. Bomboş önü. Mehmet işleyen. Güzel vurdu. Güzel vurdu ama top dışarı çıktı. Evet. Bu arada ben bir şey paylaşmak istiyorum. İlk maçımızda da olduğu gibi bu ikinci maçta da baktım. İki tane X8 çıkardım ben. Karma kadro. Bu arada şu pozisyonu izleyelim. Durmuş. Karşısında Mustafa var. Mustafa da evet. İki tane karma takımı çıkardım. Bunu da programımızda açıklayacağım demiştim herhalde galiba. Hatırladım. Evet. Buradan da bayağı bir oyuncular var. Sabri. Sabri pasını verdi. Muzaffer. Muzaffer kontrol edecek mi? Murat girdi. Şimdi Muzaffer'den Ali İhsan'a. Ali İhsan da çok enteresan. Ali İhsan, Gökhan. Gökhan pası güzel bir pas. Şimdi Mehmet işleyen. Mustafa istedi. Mustafa karşısında Murat var. Evet. Taç açını kullanacak. Durmuş. Volkan durmuş. Yetişti. Murat. Murat pası Volkan'a. Volkan, Volkan. Volkan. Yemedi. Bir daha. Ama ortada mazlum boştu. Ortaya da atabilirdi. Tabii yani şimdi tabii 2-3 tane şey vardı ama 2-3'ten hangisi daha iyiyse ona verdi. Oğuzhan bu taf kullanacak. Taç atışında. Volkan ortaladı. Volkan. Evet. Evet doğru gördü. Hakemi tebrik ediyoruz. Volkan'a çarptı. Gerçekten tebrikler. Mehmet işleyen Fatih nereye? Çıkmaz. Ali İhsan çıkarmadı. İyi ortaladı. Kaleci Ali. Genelde çok basit gol. Mesela City, Artvin bunlar çok basit goller yemiyor dikkat edersen. Tabii takımlar da yani güç dengesi. Ama bu katı savunma yani Suel'den başka yapan da takım ben bilmiyorum yani. Şimdi Akan belki o. Ne hocam ya? Hakem. Evet. Muzaffer. Her şey tamam oğlum. Evet, ufak bir hareket. Evet, adrenalin tabii biraz yükseldi. Evet Fatih orada hakem Durmuş'u uyarıyor. Hayret Oğuzhan da çok sinirlenmez. Ben de ondan dedim evet. Ya şaşırdım şimdi Oğuzhan abi. Yok şimdi maçtan sonra Oğuzhan gider yana Muzaffer. Sabri, Sabri neler oldu orada? Yap uzun yap. Şimdi Durmuş. Hocam bu ne ya?
Evet biraz şimdi mazlum. Evet. Biraz sertleşti oyun tabi. Mazlum Hamza kullanacak. Hamza ortaladı. Volkan'a gelmeden orada evet durmuş. Vuramadı. Mehmet işleyen. Şimdi Sabri. Evet. Oğuzhan var. Sabri. Sabri. Murat. Kapat. Gol mü? İşte evet. Kafa ortaladı. Gökhan Uzlu var orada. Gökhan Uzlu. Ali dışarıda. Ali İhsan vurdu. Şimdi önü boş durmuşun. Orada Sabri. Şimdi mazlum. Pası mükemmel Hamza. Bitiremedi. Mehmet, kaleci Mehmetcan çok iyi çıktı. Gerçekten bomboştu. Bu pozisyonda işte Uncalı Petrol bulamıyor nedense. Sabri mükemmel. Sabri, Sabri. Orada Hamza da gerçekten maçı bırakmayan bir oyuncu. Hamza. Oo! 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 Evet iki oyuncuyu da Allah korudu yani gerçekten çok sıkıntılı. Biraz daha dikkat artık yani bu gerçekten bu olacak iş değil yani Allah korusun yani genç herkes hepsi genç oyuncu. Yenmek yenilmek. Tabii canım doğal yani. Sabri şimdi Volkan evet teşekkür ediyoruz Allah'a. Çok kötüydü. Volkan ara pası verse büyük tehlike. Şimdi Murat gol pozisyonu ve top ağlara gitti. 5-1 oldu. Evet. Bir kişi eksik Uncalı Petrol. Bakalım hakem ne karar verecek Muzaffer'e? Kaç? Evet hakemin kararı da önemli. İki maç asgari ama. Hayır bilerek mi girdi? Bilerek girmedim onu bilmiyorum. Acaba Hamza. Diyorum bilerek mi girdi? Bilerek doğru girmedi mi? Bilerek mi? Be ya dinleneceğim ben oturayım dedi. Oturmadan gene girdi. Yani. Hayır şey. Şey sen söyle yani Fatih'in yaptığı hareket şey miydi? Bence kesmeye geldi ama yani oradan çıkışından anladım zaten yani. Çok ters bir şeyin olacağını ama bu kadarını beklemiyordum yani. Allah korusun ya vallahi. Avşar var mı bir şey? Yok sakin tamam bırak. Her pozisyon şey yapmayalım. Kale hakem neyse tam sıkıntı yok. Şimdi vurdu Ali İhsan. Ali İhsan. Hamza
Evet, kaleci Mehmet İşleyen. Evet, işte sağlık en önemlisi. Bizler de gerçekten en korktuğumuz şey o. Şimdi Ali İhsan pasını verdi Mustafa'ya. Mustafa döndü, vurdu. Hamza'dan döndü. Günün başarılı ismi Hamza, Muzaffer. Ortaladı. Ali! Top dışarı çıktı. Evet, Avşar da çıktı. Yedek oyuncusu tabii ki yok. Suel Teknik'in. Şimdi Mustafa pasını verdi. Ali İhsan, Oğuzhan. Şimdi Mehmet İşleyen. Mehmet. Durmuş. Şimdi aynı atak Murat. Murat Uygun. Muhteşem pas. 6-1. Hamza 6-1 oldu. Gerçekten şaşırtıcı bir değişik kadroda gelmesine rağmen. Uncalı o pozisyondan sonra soğudu. Bir de 10 kişi kaldıktan sonra 11 kişi alışmışsın. 7 kişi kaldığı için oyundan 82. dakikada falan. Bir şut! Müthiş kurtardı Ali. Bence bilerek yaptı onu, ben evet, söyleyeyim. Artist olmak için yaptı onu, biliyoruz. Artist olmak için. Güzel çıkardı, güzel vurdu. Ama artistliğine de zemin hazırladı vuran kişi. Kim vurdu onu da hatırlamıyorum. Sabri. Sabri ha, evet Sabri. Şimdi orta. Ali İhsan bıraktı. Sabri. Top hala Sabri'de. Sabri ortaladı. Ali İhsan. Nereye? Evet, şimdi Mazlum. Mustafa bırakmayacak herhalde. Evet, bırakmadı. Oh. Mazlum bırakma. Al şu kamerayı. Korukma. Evet, bizim derdimiz de kamerayı korumak. Volkan verdi şimdi Durmuş'a. Durmuş kontra atak. Murat'a verirse büyük tehlike. Murat'a verirse gol gelir. Ama Mehmet Can önledi. Şimdi Sabri. Sabri akıllı verirse top hala Sabri'de. Sabri. Oğuzhan, top kornere çıktı. 6-1 skor gerçekten. O Suel Teknik patladı bugün. 3 maçta 9. Şimdi orta. Sabri'den önce Murat Uygun. Evet Sabri. Şimdi Murat. Murat, evet orada Mustafa var. Murat orada önledi. Şimdi Volkan. Avşar, evet. Aslında takımların ismi Dinamo Miskin olacaktı. Dinamo Minsk'i var yani. Evet. Dinamo Miskin olacaklardı. Birkaç Miskin benim gibi oyuncular var. Dinamo Minsk, Belarus, Beyaz Ruslan. Sonra Suel Teknik, Oğuzhan'ın şirketi olduğu için çok seviyorlar Oğuzhan'ı da. Suel Teknik de güzel yani. Suel Teknik yani. Volkan, 7. gol mü geliyor? 7. gol mü geliyor? 7 oldu. 7-1 oldu. Uncalı Petrol 2 maçta 12 gol dedi. Gerçekten sürpriz sonuçlara imza atıyorlar. 7. gol. Şunu söylemek istiyorum zaten. Bu maçlarda yenilen goller averaja da çok etki edeceği için ilk 6 takım şimdi direkt çıkıyor. Direkt çıkacak yani. O yüzden dolayı da 6 takım. Evet, 1 dakika 7-1 skor. 1 dakika. Bak. Evet. Averajı bozmuyor. Sanki bu hafta tabii ya, yani tabii o da. Bu arada 7-1 oldu. 7-1 skor. Şimdi pas. Gol pozisyonu. Ali girdi. Ali İhsan. Oğuzhan. Oğuzhan 2-1. 2-1'ler. Şimdi Mazlum. 2-1'ler. Avşar. 8-1 oldu. Gerçekten. Enteresan bir skor 8-1. Böyle bir skor beklemiyordum. Bak, birinci golden sonra bir daha gol atalım. Burada Cem olmalı. Cem diyor yani enteresan skorlar diye. Ya bu enteresan değil. Bu hak edenin. Ama hak ettiler ama şöyle de bir şey var. Evet. Sekiz bir. Net. Öncelikle olsan sana söyleyeyim. Bu skoru bekliyor muydunuz? Valla bekliyorduk yani. Takımımızda eksiğimiz yok.
takım bir de artık oturdu yani. Kim nerede oynayacak, nasıl oynayacak? Arkadaşlar sağ olsun güzel basıyorlar. Oyunu bırakmıyorlar. İleridekiler ileride, geridekiler geride. Gerekli şey yapıldığı sürece zaten başarı da geliyor yani, puanla geliyor. Çıktık oyunumuzu oynadık. Puanımızı aldık yani, 3 puanımızı. Netice de güzel, avaraj olarak da güzel oldu 8-1. Bir dahaki maça bakacağız artık. Ya normaldir zaten, hani futbol erkek oyunu. İster istemez böyle sertlikler oluyor ama maç içinde tabii centilmence devam ettiği sürece herhangi bir problemi yok, sakatlık olmasın. Yarın kalkıp işimize gücümüze gideceğiz. Tabii profesyonel oynamıyoruz. Sadece spor olsun diye oynuyoruz bunu, keyfini oynuyoruz. Maç içinde ya da turnuva içinde konuşacak olursak 3'te 3 gidiyoruz. Oyunlarımıza baktığımız zaman 3 rakipten de oyun olarak, skor olarak, pozisyon olarak da üstünlüğümüz vardı. Bu maç da öyle geçti. Biraz rahat bir galibiyet oldu ama hani biraz stresli oldu. O da gerginliklerden dolayı. Ama güzel bir maçtı. Arkadaşları tebrik ediyorum. Şeyinden dolayı, mücadelelerinden dolayı. Ama kazanan biz olduk yani. Bunu böyle devam ettireceğiz inşallah. Gidebildiğimiz kadar namağlup gitmeyi planlıyoruz yani. Hamza'ya biraz üzüldüm. Keseceğim, özür dilerim. Geçmiş olsun diliyorum şimdi buradan. Aynen. Ama iyi gözüküyor şimdi. Hamza'nın sevgilisine selam söylüyoruz. Aynen, aynen. Hamza bizim yanımızda, bir şey yok. Hamza iyi. Yapacak bir şey yok. Üzüldük ama Hamza iyi. İyi. Hani korktuğumuz olmadı. Bir daha hani bize karşı değil, hiçbir rakibe karşı böyle olmasını istemiyoruz yani. Teşekkürler. Severim. Harize mi? Demir. Saydam abi. Aynen, sen internette de öyle yapmışsın, onu değiştir diyecektim ben. Var mı abi? Ozan Soydam abi. Selim Soydam abi. Evet, şimdi Mehmet'le başlayalım. İlk maç Deniz Spor'u 8-1 mi? Evet. Yendiniz. Bizi umutlandırdınız. Dedik ki Uncalı Petrol, Uncalı Petrol. Şimdi soruyorum. İki maç 13 gol. Nerede hatalarımız? Çok fazla bireysel hatalarımız var. Takım oyunu ilk maçta sergiledik. İkinci, üçüncü maçta birkaç da oyuncu değişikliği. Yakup Yıldız sakatlığı bizi özellikle bozdu. Şu an sakat mı? Şu an sakat. Önümüzdeki haftaya yetiştirmeye çalışacağız. Bu sebepten dolayı çok fazla açık verdik. Rakipler de çok pas oyunu oynuyorlar. Bu bize biraz ters. O yüzden... Güçlü, aynen, çok güçlü. Evet. Onu birincinde olarak geldik zaten buraya. Yani umduğumuz gibi olmadı. Peki bunu şöyle bir şey söyleyeceğim. 3 tane yeni oyuncu geldi ama hepsi birbirine katıyor oyuncular. Yani o konuda hiçbir sözüm yok. Ama hani futbolda da şimdi yani bir oluşum, kadro, takım oyunu burada zorlanacağımızı düşünmüyoruz mesela eski kadroya göre. Şimdi biz 3 haftadır maç yapıyoruz. 3 haftada sürekli değişiklik oldu. Hiçbirimize alışamadık da. Ama bu son olacak büyük ihtimalle. Maça çıka çıka öğreneceğiz birbirimizden sonra beraber oynamayı. Böyle takım olmayı öğreneceğiz. Ondan sonra galibiyetlerin geleceğini düşünüyorum. Ben inanıyorum, çok iyi bir takımsınız. Bireysel bazda çok iyi oyuncularınız var. Sadece işte biraz da devamlılık. Evet. O da diğer maçlarda zaten. Zaten bu turnuvanın güzelliği de sürpriz sonuçlar oldu. Evet. Ama siz burada 8-1 yediniz de, 2 maçta 13 gol yediniz de, biz burada size... Turnuva bitmiyor, aynen, turnuva da bitmiyor. Geçeri ilk 6'ya girenler, çeyrek finale girecek bir yer 8 takımda, yine şansları var. Evet. Burası sana mı önemli? Muzaffer, sen de devam edelim. Şimdi Oğuzhan Mutat benim, Oğuzhan, 20 yıllık dostum. Şey olan mı? Evet, uzun saçlı olan. O hayatta sinirlenmez. Hayatta sinirlenmez. Çok da değerli bir abim. Ama nedense bugün sana şey oldu. Çünkü neden? Ben hani çok iyi tanıdığım için. Hı-hı. Yani kök şey bir pozisyon değilse o zaten hani ondan vermişti o tepki. Abi öncelikle ben sizin ilk şeyinizden bahsedeyim. Şu an turnuvanın en kötü takımıyız. Size katılmıyorum. Şu an çok kötü durumdayız. Yani herkes toparlaması lazım. Böyle işte yok yavaş yavaş olacak falan olacak, bu işler değil. Hemen acilen toparlamamız lazım. Şu an turnuvanın en kötü takımıyız. Bu açık ve net. Şu an iyi bir takım değiliz. Ben size katılmıyorum kesinlikle.
Katılman için ne yapmalıyım? Katılman için bizim bizim iyi oynamamız lazım. Gerçekten çok 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 kötüyüz. Yani sahada 10 yaşında çocuklar olsa bile biz yenemezdik. Ben o kadar açık net konuşayım. Çok kötüyüz abi. Bu kadar açık ve net yani. Herkes kendi iğneyi batırmalı. Ben de kötüydüm. Herkes kötüydü. Mehmet de kötüydü. Yani kötü, çok kötüydük. Bunun başka açıklaması yok yani. Bahane yok. Bahane de yok. Yenildik. Aynen zaten. Aynen, ilk yarı 4-0 olacak ne olabilirdi? Demek ki çok kötüyüz. Ben sizin kadar iyimser bakamam. Olmaz yani futbolun içinde. Böyle sürekli gül bebek hep avutuz. Aa, olacak bir dahaki maç. Bir dahaki maç falan öyle bir şey olmayacak. Ya yeneceksin ya yeneceksin. Yenilirsen de böyle rezil olursun. Vallahi abi, aynen gereksiz bir hareketti. Biz zaten şöyle, sen uyardın, biz daha çok uyardık. Net söyleyeyim ben sana. Sen biraz hatta kızdın, ben gördüm maçın içinde. Ben de kızdım çünkü biz emin ol senden daha çok uyardık. Yani soyunma odasında dövecektik, o kadar net ben söyleyeyim sana. Aynen öyle abi. Bizim görevimizin hafıza geldiği nokta şu: Allah korusun bir sıkıntı olsa ciddi ciddi pişmanlık da çok büyük olacak. Yani bir partide yani buradayımdır yani operasyondan sonra. Aynen abi, pişman oldu zaten. Yani inanılmaz derecede ben şunu söylüyorum. Yani. Organizasyon belki iyiliği, belki de organizasyon sizi biraz hastalandırmış olabilir. Katılıyorum ama biz bu organizasyona niye uğraşıyoruz biliyor musunuz? Güzel futbol çıksın diye. Yani yenilgiler de olacak, yenme olayı da olacak. En güzel şey yenilirken, senin dediğin gibi, nerede yenilir, nerede atlandı, yenerken de bunun sevincini çok fazla alamayıp aynen öyle. İlk hafta olduğu gibi, ilk hafta 8-1 bitince bir havaya girdik. Böyle... Ama 17 gol yer dirilişi yapmıştınız. Aynen. Balon gibi uçtuk, iğneyi batırdılar, fıstığı yedik zaten. Bir dahaki maçta fikstürünüzü bilmiyorum. Bir dahaki maç hangi takım olacaksınız? Red buldu galiba. Her takım müşterilerini evet, istiyor. Siz de tekrar söylüyorum, çok değerli bir takımsınız. Sadece ufak tefek mazlum nerede? Mazlum. Evet. Daha parasını verirse. Olursa, ben inanıyorum çok iyi derece edeceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. ACL Futbol'dan sevgiler saygılar, maç sonu maç sonu yayınımızla beraberiz. Evet, çok enteresan bir günü bitirdik. İlk maçta Site SK. Artvin maçı. Artvin 2-0 yendi. Sonraki maç, skoru söyleyeceğim ama tabii inanmayacaksınız herhalde, 8-1. Uncalı Petrol yenildi. Mehmet'ciğim, tamam alayım ben. İşte canlı yayında rüşvet. Bak bu, buna rağmen tamam. Buna rağmen yine evet, bakın buna rağmen yine galip geldiler Suel Teknik. Şimdi ilk maçı değerlendirme kısaca. Site ile maçı izledik. Site ile Artvin maçını. Çok net pozisyonlar kaçtı Site Spor adına. Neler, izlenimler neler? İkinci maça göre tabii şimdi kaliteli isimler öne çıktığı için ilk maçta ben pek açıkçası kendi gözümden bir zevk almadım. Ancak şunu söyleyebilirim ilk maç için. Artvin kontra ataklarla, usta ayaklarla, özellikle Uğur Umut ikilisinin aynen ikisinin katkısıyla beraber 2-0'lık bir skor. Net bir skor. Ama maçın hakkını bana soracak olursanız izlemeyenler için söylüyorum, beraberlik. Şöyle söyleyeyim. Umut'la Uğur da çok iyi oynadı ya. Uğur da çok iyi oynadı. Kenan mesela çok gizli kahramandı. Kenan site, tam yürek. Çok çevik. Siteyi taşıyan isim İdris'ti. İdris'ten hani şimdi aynen. Umut Uğur diyoruz da İdris'ten de mesela İdris Ali olsa iki kişi hani cidden diyeceğim 2-2 olur 3-3 olur bol gol izleyebiliriz ama İdris'e tek başına al ver yapamadığı için öyle bir adam da olmadığı için bugün aslında cidden beraberlik ama Alper için ne diyeceksin, maçı kurtardı kaleci. O çıkardı ikinci golden önceki çıkardığı pozisyon ki onun devamı gol oldu. Hakikaten çok temiz bir vuruş. Dönen topta gol oldu. Zaten Artvin bunu hep yapıyor. Dönen top gol oluyor. Artvin takım olmayı başarmış. Yani ben şöyle bir şey de gördüm. Şimdi 4 puanlı ile iki takım 4 puanlı Site ile 2 puanlı Artvin oynadı. Artvin'in zaten kazanması lazımdı. Beraber 5. sıradaki Site'yi indirip üzerine çıkması 5.liğe gayet güzel. Galiba mağlubiyeti yok Artvin. Doğru, iki beraberlik bir galibiyet gerçekten de güzel. Ama şunu da söyleyeyim, bugünkü izlediğimiz maç ileriki maçlarda iki takımın da rakiplere karşı daha eğlenceli bir maç olacağını gösteriyor.
Son sitede şöyle bir şey söyleyeyim. Sitede tam takım olmayı başaramamışlar. Neden? Farklı oyuncular giriyor. Mesela oynamayan üzülüyor, oynamak istiyor. Oynayanlar tam verim gösteremiyor. Aslında çok iyi ayaklar var orada da. İyi ayaklar var. Şöyle bir durum var. Mesela ben geçen haftaki maçı izlediğimde sitenin Pole 6 numara mıydı? Defans oyuncusu. Mesela ben o takımın kaptan olsam bu hafta kesebilirdim. Ama... Ağırman Spor'daki Pale'yi diyorsun. Site değil. Pale Ağırman'da. Yok, Ağırman Spor. Ha, Ağırman Spor. İşte, dikkatli izlemiyorsun. Maaşından keseceğim. Olmayan maaşından. Ama olsun. Sitedeki...